son zamanların yıldız ismi Eda Ece evlendi. Basketbolcu sevgilisi Buğra'nın Tuncer'le muradına erdi. Haftalardır, aylardır beklenen düğün Kuruçeşme'de 7 yıldızlı bir otelde görkemli bir törenle gerçekleşti. Eda Ece ve Buğra'nın Tuncer çiftini spor, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Düğünün ilk davetlileri arasında Gupse Özay ve Barış Arduç var. Çiftimizi uzun zamandır birlikte göremememizin Barış Bey de farkında. Beni çok görüyorsunuz, biraz isterseniz eşimle konuşalım. Yok ya, hemen bana. Hüseyin, gerçekten sizi çok uzun zamandır göremiyoruz. Evet, biz bebek sahibi olduğumuz için o arkadaş beni epey yordu ama artık büyüdüğü için artık çıkmaya başladım dışarı. Biraz yavaş yavaş. Şimdilerde 9 aylık olan kızı Can Asya ile anneliği tadan Gupse Özay duygularını ilk kez mikrofonlarla paylaştı. Valla kocamdan daha çok aşık olduğum biri oldu hayatım. ama yok, yani şaka bir yana şeymiş ya, enteresan bir duygu. Ya benim gibi komediyle yaşayan bir insan için mükemmel bir duygusallık katıldı hayatıma. Gözlerim doluyor sevgiden, ne bileyim, daha ne diyeyim. Gupse Özay'ın annelik hikayesi komedisine de malzeme oldu. Yeni film çoktan yola çıktı. Çok mesaj geliyor, Allah aşkına sen bunu yaşıyorsan bunun filmini yap der anneler. Ve onlara bir hediye ve biraz da ben... İşte ne bileyim, malzemelerimi kullanayım, çok garip şeyler yaşadım çünkü onların hepsini filminde görelim Savaştan ziyade neler yaşadıkları diyelim ya. Gelelim minik kızları Can Asya'nın kime benzediğine. Bu konuda kavgalar var. Evet, çok değişiyor ya. Kimi görüyor aynı babası diyor, işte aynı gün başka bir görüyor, bence annesi kızma ama falan. Şimdi sohbetimiz başladığı andan itibaren eşine aşkla bakan Barış Arduç'tan yılın en romantik sözünün geldiği o anlara. Karıma aşığım, karıma benzemesi de benim için müthiş bir şey. Bu kadar güzel bir sözün karşılığını nasıl verir bilemediğimiz Gupse Özay'dan eşine övgü dolu sözler gecikmedi. Bakışlar, gözler baba. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ederim. Ama böyle bir bazen bakınca da aynı ben ya gibi olur ama galiba baba ya arkadaşlar, galiba baba. Peki Barış Bey nasıl baba oldu? Ya, mükemmel, tahmin ettiğim gibi baba oldu. Çok ilgili, eğlenceli, her konuda elin altına, yani her şeyi yapıyor. Hiç öyle çekindiği bir şey de yok. Daha çok görmek istiyor artık, setten dolayı az görüyordu ama şimdi artık doya doya görecek. Teşekkür ederim gözüm, sağ olasın. O anlarda geceye giriş yapan İrem Sak ve basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz'la Gupse Barış çifti arasında büyük kucaklaşma yaşandı. Kameralar karşısına geçen İrem Sak ve Furkan Korkmaz evlilik için karar aldıkları iddialarına cevap verdi. Onu haberi yapan arkadaşa sormak lazım. Bizim öyle bir şeyimiz yoktu, hani haberimiz yoktu. Biz de oradan çıkıyor, haberimiz oldu. Çıkar tabii. Biz çok şey paylaşmadığımız için. Sen yüzük mü aradın? Normal düğün için. Zaten biz de aradık. Evet. Yani biz paylaşım yapmadığımız için herhalde öyle oluyor. Hani siz yapmazsanız biz yaparız şeklinde ama yok öyle bir şey. Gecenin en iddialı, en cesur, en gösterişli tarzına sahip ismi Nesin Cevatzade tüm ihtişamıyla düğüne giriş yaptı. Sana hayran olsunlar, öpüp de başlara koysunlar. Siyahlar içindeki Nesin Cevatzade göğüs kısmı boncuklarla işli elbisesinde kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. Ayşegül Aldinç, Eda Ece'nin nikah şahidi olunca pembeler içinde pek bir gösterişliydi. Benim canım o. O yüzden bu... sen de onu koydun. Şahitlerden biri de ben oldum. Uzun zamandır dışarı çıkmıyordum. Bu benim için de değişik bir gece olacak. Ve çok da mutluyum onun adına. İnşallah her şey yolunda gider. Çok mutlu olurlar. Bir taraftan damat Buğra Tuncer nedeniyle basketbol camiası düğüne akın ederken, bir diğer taraftan gelin Eda Ece'nin rol arkadaşları bir geceye adım attı. Eşi Berk Oktay'ın kolunda gelen Yıldız Çağrı Atiksoy, soft renklerden oluşan bol pileli uçuş uçuş elbisesiyle düğüne hazırdı. Saçlarındaki değişimle de dikkatleri çeken güzel oyuncu, anlaşılan düğüne özene bezene hazırlanmıştı. Biraz uzun sürdü, evet. Benim 5 dakika. Evet, onun 5 dakika sonra hep öyle sürüyor. Hanımların tabii birazcık daha uzun sürüyor. Eşinin uzun süren hazırlıklarından muzdarip olduğunu düşündüğümüz Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy'un yanında bir an ne diyeceğini şaşırdı. Durumdan şikayetçi misiniz peki beklemekten?
Yok canım. Çok bekledim. Bekledin mi? Hiç bekledim. Bekledim mi? Öyle mi söylüyorsunuz ki bekledim diyemezsiniz. Başka bir şey cevap verme şansım var mı sizce? Omzumda kanatlarım, göklerde ip atlarım. Yasak Elma dizisinin yıldızları Sevda Erginci Yeşiller, bir Damla Yılmaz Maviler içinde arkadaşlarına mutluluklar diledi. Çok mutlu olsunlar, umarım gerçekten çok hazırlandılar, her şey görünlerince olsun. Rol aldıkları dizide defalarca gelinlik giyen, sayısız düğüne katılan iki güzelin artık gerçekte ne gelinlik hevesi kalmıştı, ne de düğün. Yani... Evliliğe nasıl bakıyorsunuz peki? Ona da hevesim. Sorun erkekler mi yoksa giydiğiniz gelinlikler mi? Eda için çok heyecanlıyım. Ama ya bugün için çok heyecanlıyım gerçekten ama kendim için hiç öyle değil. Ayşe Birsen Şen'i evlendiren bir Damla Yılmaz çifte mutluluk yaşadı. Çok güzel geçti her şey. İnşallah çok mutlu olurlar. Mutlu olsun. Her çocuk annesinin mutlu olmasını ister. Baştan aşağı gold tonlara bürünen ve ışıl ışıl parlayan Nilperi Şahinkaya, Eda'nın düğününe cumhuriyet altını gibi geldim deyip kamera karşısına geçti. Süslendim özel evet. Olarak Eda saçlar için. Uyumlu. Çok mutluyum. İşte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum çiftimize. Yarışmaya Türkiye'den katılıyorum. Öz İlhan ailesi hep birlikte geceye katılırken dantellerle süslü kombiniyle göz dolduran Yasemin Öz İlhan düğüne geç kaldı. Bir başına hızlıca giriş yaptı. Evet, ne güzel, mutlu, heyecanlı bir gün. İnşallah ömür boyu mutlulukları daim olur. Doğu Demirkol ve sevgilisi Ayşe Kırca'nın siyah uyumu dikkatlerden kaçmadı. Hazırladı bizi. Türk milletini, bizleri hazırladı. Gelinlikleri giyerek. Bu sefer inşallah ömürlük olur diye umut ediyoruz, değil mi? Amin. Gençler birbirini sevmiş, beğenmiş. Bize bir şey demek düşmez diyorum. Gelin tarafı olarak düğüne katılan Doğu Demirkol, abilik rolüne fazlasıyla bürünmüştü. Çocuğu çekeceğim klişe bir şekilde. Kızımızı üzersen ben de seni üzerim falan diyeceğim. O görev bana düşüyor ama basketçi bütün arkadaşları iri yarı. Bakalım inşallah sorun olmaz. Müşteri bir haber alma isteğiyle sorumuzu yönelttiğimiz Ayşe Kırca da gelinlik giyme hevesiydi. Sevgilisine mesajı oldukça net verdi. Gelinlik ne zaman geliyor? Bilmem ne zaman geliyor acaba? Sıkıştırma soruları soruluyor İsterdim şu anda. İsterdim açıkçası. Evet ben de isterdim. Karşılıklı istiyoruz. Bakalım hayırlısı diyoruz. Bence evlenmeliyiz hem de bu sene. Davetliler yerini aldı ve görkemli düğün çiftin birbirine evet dediği nikah töreniyle başladı. Sevgili Burhan Tuncer Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Eda Ece, nikah töreni anında dantel detaylı uzun kollu bir gelinlik tercih etti. Baş harflerinin yer aldığı upuzun duvak detayıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, toz pembe gelin çiçeğiyle göz doldurdu. Kelime, o da şöyle, evli, mutlu, Eda Ece ilk dansına ise boğazdan bağlama detaylı balık model ikinci gelinliğiyle çıktı. D1 orkestranın eşliğinde çiftin doğal dansı pek bir romantik bulundu, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Bir düğünde olması gereken tüm merasimler usulüne uygun gerçekleştirildi. Gelin ve damat pastasını kesti. Ancak 4 katlı devasa düğün pastasını pistten çeken olmayınca iş başa, pastasını itmek gelin Eda Ece'ye düştü. Düğünün dikkat çeken davetlileri arasında Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı da yer aldı. Çift gelin ve damattan rol çaldı, romantik anlarıyla sosyal medyayı yaktı. Tüm ritüeller tamamlandı, eğlence Şevval Sam'ın sahne almasıyla başladı. Altı sezon boyunca ekranlarda izlenme rekorları kıran Yasak Elma dizisinin tüm oyuncuları hatıra fotoğrafıyla o anları ölümsüzleştirdi. Eda Ece ve Burhan Tuncer çiftinin düğününden geriye eğlence görüntüleri kaldı.